Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün görüntüsü çok şirin, lezzeti ise harika olan bir tarifim var. Sizlerle beraber böyle rengarenk görüntüsü mini pizza yapacağız. Bu hep beraber yapımına geçelim. İlk olarak hamurunu yoğuracağız. Yoğurma kabımıza 1 paket instant maya, 3 yemek kaşığı şeker ve 1 dolu yemek kaşığı unu alıp kaşık ile güzelce karıştırıyoruz hemen ardından bir su bardağı ılık suyu döküyorum ve çırpma teliyle ile böyle e, görmüş olduğunuz topaklanan unlar kalmayana kadar karıştırıyorum ve kapağını kapatıp bir 10-15 dakika kadar mayamızın aktif hale gelmesini bekleyeceğiz. Evet sürenin sonunda bakın çok güzel bir şekilde köpürdü. Şimdi bir tane yumurtanın akı, bir su bardağı ılık süt, yarım su bardağı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı yoğurdu döküp çırpma tel ile güzelce karıştırıyoruz. Evet bir tatlı kaşığı tuz ve aldığı kadar unu döküyoruz. Böyle kulak memesi kıvamında ama yumuşak bir hamurumuz olacak. Evet hamuru yoğurmaya başlıyoruz. Ben de toplamda 1 kilo artı 2 yemek kaşığı un gitti. Yalnız tabii ki sizler kontrollü bir şekilde dökün. En önemlisi hamur toparlandıktan sonra lütfen yoğurmaya devam edelim. Bakın oldukça yumuşak bir hamur. Böyle yoğurdukça e, elimden artık ayrılmaya başlayacak. Bu halde gördüğünüzde lütfen hani hamur rahat toparlansın diye un eklemeyin. O zaman hamurunuz çok sert olacaktır. Toparlanmış olan hamurumu bir 5 dakika daha yoğurdum. Bakın temiz elimle dokunuyorum. Elime yapışmıyor. Şimdi üzerini kapatacağım ve 1 saat kadar mayalanmaya bırakacağım. Odanızın ısısına göre mayalanma süresi daha da az olabilir veya daha da fazla olabilir. 2 kat kabarana kadar kısacası mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz dinlenirken biz pizza malzemesini hazırlayalım. Karıştırma kabımın içerisine doğramış olduğum domates, yeşil ve kırmızı biberi alıyorum. Üzerine e, siyah zeytin ve biraz da yeşil zeytin, sucuk, mozzarella peyniri ve beyaz peyniri e, koyduktan sonra güzelce harmanlıyorum. Sevmediğiniz malzemeler varsa içerisinden çıkarıp sevmiş olduğunuz başka malzemeleri ekleyebilirsiniz. Mantar olabilir, mısır tanesi olabilir, yeşil zeytini biraz daha bol eklemek isteyebilirsiniz. Tamamen damak tadınıza göre şekillendirmeyi yapabilirsiniz. Evet bakın sürenin sonunda hamurum mayalandı. Çok güzel bir şekilde iki kattan hatta fazla bir şekilde kabarmış durumda. Şimdi hamuru sıyırma aparatımla kabın içerisinden alıp ee, az bir şekilde unladım tezgahımın üzerine alıyorum hamurun içindeki hava kabarcıklarının çıkması için çok değil 1-2 dakika yoğuruyoruz hamur halen yumuşak elinize yapışabilir ama görmüş olduğunuz ondan fazlasını eklemedim lütfen sizler de ekleyip hamurun yapısını bozmayın Evet şimdi önce ikiye ayırıyorum bezenin bir tanesini kenara alıp diğer bezeyi de ikiye böleceğim ve yuvarlıyorum. Böyle pasta tabağından biraz büyük olacak şekilde açacağım. Evet büyütme işlemini bakın elimizde yaptık. Şimdi hamuru önce dörde bölüyorum ve daha sonra tekrar dörde yani 8 eşit parçaya böleceğim. Bu bezeleme tekniği açısından çok rahat bir teknik. Hani kimi büyük olduğu kimi küçük olduğu sorunu olmamış oluyor. Hepinize bu yöntemi tavsiye ederim. Evet bakın yuvarlak bir şekilde bezeler yapıyorum. Bezeleri yaparken elinize hani yapışabilir. Yapmanız gereken şu an gördüğünüz gibi elinizi çok hafif bir şekilde unlamak ve sonrasında bezeleme işlemine devam etmek. Bu kısmı atlamadan sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Evet bakın diğer bezelere de aynı işlemi uyguluyoruz. Şimdi bezelerim hazır. Bezelerin bir kısmını yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum. Yalnız aralıklı bir şekilde lütfen sık olmasın. Diğer bezelerin üzerini örtmedim çünkü çok seri bir şekilde hepsini hazırladım ama oldu ki hani bekleme süresi yaşayacaksınız o zaman lütfen üzerlerini örtelim ki kurumasınlar. Şimdi bakın bezelerin üzerine parmaklarımla oldukça hafif bir şekilde dokundurup çay tabağı büyüklüğüne getiriyorum. Hepsini bu şekilde büyüttükten sonra şimdi bana çok az bir sıvı yağ gerekli ve bir de bardak. Şimdi bardağın tabanını yağın içerisine batırıyorum ve bezenin bakın orta kısmına şimdi bardağı koyuyorum hafifçe bastırıyorum ve bir çukur bakın oluşmuş oluyor diğer bezeleri de aynı işlemi yapıyorum eğer bardağın tabanını yağ batırmadığınız takdirde biraz daha bu işlemi zorlanmış bir şekilde yapıyorsunuz Evet rengarenk harcımızdan çukur kısımlarına dolduruyoruz bir tatlı kaşığı dolu dolu e, tabii ki miktarını ister azaltır ister artırabilirsiniz. Evet, şimdi bir tane yumurta sarımız var ve 2 yemek kaşığı da üzerine sıvı yağ döküp karıştırıyorum. Ve bakın pizzalarımızın kenarına bu karışımı fırça yardımıyla sürüyorum. Çukur kısımlarına domates sosu sürmedim. Farklı bir şekilde daha size göstereceğim pizza yapımını. Şimdi kenar kısımlarına biraz da susam serpiyorum. Görüntü böyle daha da güzelleşiyor. Tadı da aynı şekilde. Son olarak üzerine bolca kaşar rendesi serpiyorum. Evet pizzalarımız artık fırına gitmeye hazır. Isısını 200'e getiriyoruz. Pişirme, süre, pişirme ısısı da burada çok önemli arkadaşlar. Önceden ısıtmış olmamız gerekiyor. Evet fırına verelim. Alt üst kızarana kadar da pişirelim. Şimdi size ikinci bir yöntem göstereceğim. Bakın yine parmak uçlarımızla çay tabağı büyüklüğünde büyütüyoruz. Üzerine böyle bolca ev yapımı hazırlamış olduğum ketçaptan süreceğim. İsterseniz ketçap yerine domates sosu da kullanabilirsiniz. Evet bir çay kaşığı dolusu üzerine bakın kaşığın tersiyle sürüyorum. Çok fazla kenar kısımlarını getirmiyorum. Çok az bir pay bırakıyorum. O kısmı da yumurta sarısı süreceğim. Evet ketçap sürdükten sonra şimdi pizza harcından bakın üzerine bırakıyorum ve yayıyorum. Yani tamamen sosun üzerini kaplayacak şekilde yayacağım. Kenarlarını ise yağlı yumurta karışımından bakın sürüyorum. Kenarlarını bu sefer susam serpmedim ama arzu ederseniz serpebilirsiniz. Son olarak kaşar rendesi serpiyorum. Ve ilk tepsim fırından çıkar çıkmaz tepsimi fırına gönderiyorum. Tabi diğer pizzaları hazırlarken lütfen fırındaki pizzalarımızı da ihmal etmeyelim. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Bakın çok güzel bir şekilde kabarıp çok güzel bir şekilde kızardılar. Artık fırından alıyorum. Pişerkenki kokuyu duymanızı isterdim arkadaşlar. Muhteşemdi. Evet ikinci tepsiyi fırına veriyorum. Ve pişirmeye bırakıyorum. Kızarana kadar pişireceğiz. Evet şimdi pişen pizzalarımı size daha yakından göstermek istiyorum. Bakın doku testinde de göreceksiniz. Oldukça yumuşak. Sonrasında da kesinlikle bir bayatlama söz konusu değil. Fırından yeni aldığım için şu an oldukça sıcak ama bir tanesini yine sizler için böleceğim ve içinde görmenizi istiyorum. Evet sıcak olmasına rağmen bakın hamur yapış yapış değil tam tersi böyle puf puf. Hamurun güzelliği, dokusu buradan ne kadar görülüyor bilmiyorum. Maalesef çekimde akşama kaldı, karanlığa kaldı. Ee, ama inşallah hani göre, gösterebildiğim kadar size göstermek istiyorum. Evet bakın diğer pizzalarım da pişti. Görüntü muhteşem, lezzet muhteşem. Az önce dediğim gibi böyle fırından o gelen kokuları duymanızı çok isterdim. Ee, doğum günlerinizde, vereceğiniz partilerde böyle gönül rahatlığıyla sunabilirsiniz. Rengarenk görüntünün haricinde dediğim gibi lezzet muhteşem. Damak çatlatacak bir lezzet. Pizzaları iki şekilde hazırlamıştık. Bakın bu da üzerine ketçap sürdüğümdü. Oldukça bakın yumuşak. Hemen şimdi ikiye böleceğim ve size içinde göstereyim. Ayrıca çok bereketli bir ama arkadaşlar. Tam 32 tane mini pizzamız oldu. Oldukça doyurucu ve lezzetli. Hepinizi gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Gerçekten bizler çok severek ve beğenerek yedik. İnşallah sizler de yaptığınız zaman memnun kalırsınız. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonu tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Varsa yapmamı istediğiniz bir tarif yorum kısmına yazarsanız en kısa zamanda yapıp sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarım. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.